Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir pazar sohbetinde daha sizlerle birlikteyim. Ben Hasan Yalçın, Bertan Seven ve Oktay Sığırcı'nın haber derlemeleri katkılarıyla bu hafta da sizlerle birlikteyim. Her hafta olduğu gibi katıl destekçilerimize de özel bir teşekkür buradan gidiyor. Ayrıca da ses kirliliğini, videolarındaki ses kirliliğini engelle abi diyen takipçimize de özel bir selam göndermiş olalım. Ben de isterim bu odayı izole edeyim ama işte isterim. <laughs> bu hafta haberlerimiz yoğun sayılır. Baya bir gündem oldu. Üstelik bu hafta yani Star Wars haberleri var bir iki tane ama oyun haberlerimiz de var. Tabi bu haftaya damgasını vuran tabii ki Last of Us Part 2 oyunuyla ilgili de bir iki kelam etmek isterim Hasan abimiz olarak. Dilerseniz hazır kalem de ele gelmişken Netflix'in yeni dizisi Warrior Nun'dan yeni bir afiş yayınlanmış. Onunla başlayalım. Hemen ardından da Netflix'in Türkiye'deki en son rakamlarına birlikte bir göz atalım. 2021. çeyrek rakamları neler gösteriyor bakalım Netflix'le ilgili. 1.7 milyon... Abonesi varmış. Şu an toplam Türkiye'deki abone sayısı 1.7 milyon, 53.1 milyon dolar birinci çeyrek toplam geliri olmuş Netflix Türkiye'nin 1.9 milyon aboneyi hedefliyorlar ikinci çeyrek için 60.2 milyon dolarlık bir gelir elde etmesi bekleniyor Netflix Türkiye'nin 2020 ikinci çeyreği için konuşulan rakamlar bunlar. Rabbim daha çok versin ama içerikler... Ama gerçi katalog toparlandı ya. Şimdi çok da gömmeyelim. Hani burada oturup işte... Yani yine tabii her şeyi seyreden, her şeyi sevmeyen belli bir kategorideki e, izlenceleri tercih eden gruplar için hala bir sıkıntı var. Ama yani e, ciddi şekilde Türkiye kataloğu toparlandı. Türkçe içerik anlamında da bayağı bir toparlandı. Bilim, kurgu, komedi türündeki Alpha Gang adlı filmin başrolleri açıklanmış. Bilim kurgu komedi deyince şöyle bir aman abi falan oluyoruz. Çünkü hani olmuyor bir türlü. İşte Space Force'u gördük. Ondan önce işte bir dizi daha HBO'da dönmeye başlamıştı. İşte Avenue 5'di yanılmıyorsam. Yani iki bölüm dayanabildim hayırlısı diyelim. Andrew Rasbury, John Hamm, Nicholas Holt, Charlotte Gainsbourg, Mackenzie Davis, Sofia Butella ve Steven Yuen gibi yani sağlam bir kadro. Filmin yönetmenleri ise Zellner kardeşler olacakmış 2021'de inşallah başlanacak çekimlere. Şöyle bir Star Wars haberlerimize gelelim mi? İki tane, yani birkaç tane haber var. Onları sizinle paylaşayım. Clone Wars'un bir spin-off, Clone Wars animasyon serisinin bir spin-off'unun çekilmesi gibi bir dedikodu dolaşıyor. Bu Siege of Mandalor'dan sonraki dönemi anlatacak bir spin-off olması bekleniyormuş. Bunun dışında Clone Wars'un devam edeceğine dair çeşitli dedikodular var. Ahsoka Tano ve Kaptan Rex'e odaklanan onu ekseni alan konusuyla daha ağırlıklı olarak devam edeceği söylentileri var. Bir isimsiz animasyon üzerinde çalıştığı Lucas filmin söylentileri var. Yani bu konuda birçok söylenti var ama zaman gösterecek. Özellikle Clone Wars, yani yorumlarda da birçok soru görüyorum. Clone Wars sevenler böyle bir hypelandı yine ama çok aceleci olmasınlar biliyorsunuz her an her şey değişebiliyor. Evin McGregor'la ilgili de bir iki haber döndü bu hafta. Biliyorsunuz Obi-Wan Kenobi dizisinde yeniden Obi-Wan Kenobi'yi oynayacaktı Evin McGregor. Ve ilk kez bu rol bana yani normal filmlerde teklif edildikten edildiğinden daha çok heyecan duyuyorum şu an yeniden bu rolü oynamak için diye bir açıklama yapmış kendisi. Normaldir çok karakterle özdeşleşmiş ve Obi-Wan'ı çok iyi yorumlamış bir aktör kendisi zaten çok iyi bir aktör bir yandan da Dolayısıyla e, Obi-Wan Kenobi dizisinin eğer e, senaryosu biliyorsunuz orada da problemler vardı. İlk yazan taslağa kovuldu. Her şey bitti, hazır senaryo dediler. Onu hazırlayanlar yok oldu ortadan. Şimdi elimizde yok. Baştan yazıyoruz dendi falan klasik Lucas film tripleri. Disney diyelim daha doğrusu Lucas böyle bir şey olmuyordu tabi konu iyi yazılırsa böyle epik bir e, e, Obi Wan dizisi izleyeceğimizi hayal ediyorum yani ümit ediyorum e, aynı zamanda Obi Wan Kenobi dizisinde de The Mandalorian'da kullanılan Unreal teknolojisinin kullanılacağı da açıklanmış o artık e, Star Wars e, Solo ile Solo filmiyle, Spin-off filmiyle Başlayıp tamamen artık bütün teknoloji ona dönüyor ama e, o teknoloji aslında Tom Cruise'un başrolünü oynadığı Oblivion'la sinema dünyasına girmişti. O da çok iyi bir filmdir. Asıl oradan sekerek geliyor ki Oblivion'ın da var yani bir 6-7 senesi. Ve Project Maverick olarak e, kodlanan yakında bir Star Wars e, simülasyonu çıkacak diye anlattığım geçen haftalardaki oyun açıklandı. En sonunda Star Wars Squadrons ismini taşıyor oyun. Oyun Electronic Arts tarafından yapılıyor. Bütün platformlarda yer alacak. PlayStation'da 40 dolarlık makul bir fiyata sahip olacak. Gerçekten modernize edilmiş bir X-Wing vs. TIE Fighter oyunuyla karşı karşıya gibiyiz. Oyun 5'e 5 beş. filo savaşlarına izin verecek. İşte bir yandan single player tarafı da var keyifli gözüken hem imparatorluk hem republic tarafındaki gemileri kullanıyor olabileceğiz. O taraflar falan bayağı başarılı olmuş. Aynı zamanda VR seti olanlar kullanabilecekler PlayStation tarafında. Ben VR bende yok bir arkadaşımla vardı. Ödünç vermişti bana sağ olsun. Ee, onunkini deneyimlemiştim biliyorsunuz. Battlefront'ta VR Mission diye bir X-Wing. 15 dakikalık bir e, görev var bir X-wing'i yönettiğiniz e, VR gözlüklerle ben müthiş güzel bir deneyim yaşamıştım bu cihazla gerçekten gerçek bir X-wing'in içindeymiş gibi hissedip çok keyif almıştım ama çok konsept bir şeydi yani bu da tabii daha hani e, oyun şeklinde olacağı için e, yani o da oyundu da. ...yine de çok konseptli yani. Çok fazla oyun kontrollerini size bırakmayan... ...daha çok o deneyimi yaşamanız için tasarlanmış bir şeydi. E, Squadrons bayağı en konu çatır çutur bir e, savaş simülasyonu olacak. Valla ben çok beğendim gördüğüm şeyleri ama... ...tabii oynarken ne hissedeceğiz, oynanabilirliği nasıl... ...orası tartışılır yani... Ee, bir yandan da eski Star Wars'ta gördüğümüz Vandalhes gibi bir takım karakterleri de Hani oyun kendi içinde getiriyor olacak size bakacağız bakalım çok özel bir deneyim diyorlar oynayanlar ee, çok daha fazla kalmadı. İşte tarihini bulmaya çalışıyorum ama <laughs> 2 Ekim 2020'de yayınlanacak. Ekim'e şurada çok fazla bir şey kaldı sayılmaz. PS5 ile birlikte lansmanı yapılmamış olması acaba bu yeni jenerasyon konsollara değil de bizim bu mevcut jenerasyon konsollarda mı kalacak? Xbox One, PS4 ve PC için geleceği belirtiliyor oyunun. Bakalım yani e Online tarafı falan nasıl çalışır bana gelmez çünkü hemen dakikasında şişlenirim ben. Ama single player tarafı kuvvetli olursa da e, böyle bir skirmish versiyonu falan da olursa baya bir beni çekeceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Star Wars haberlerimiz bu oyun haberiyle birlikte tamamlanmış oluyor. Normal dünyaya geçecek olursak Macaristan ve Budapest'de de yapılacak olan bir takım çekimler var. Bu çekimler ne için? Dune filmi için, Denis Villeneuve'in yönettiği Dune filmi için Oscar Isaac bir röportaja katılmış ve Ağustos'un ortasında birkaç ek sahne için e, Budapest'e gideceklerini söylemiş. Bazı sahneler, ek sahneler stüdyo ortamında çekilecek. E, Oscar Isaac bu Dune filmiyle ilgili bazı e, kurgulanmış sahnelerin Son hallerini görmüş ve bayılmış, müthiş diyor, harika görünüyordu diyor. Donnie Villeneuve'ın gerçek bir sanatçı olduğundan bahsediyor. Bu ek çekimler önemli değil. Bunu daha önce Star Wars'u çekerken de yapıldı ek çekimler. O bozmaz konuyu ama ben son bitmiş halini çok merak ediyorum. Filmin demiş Donnie Villeneuve. Aman Oscar Isaac, Donnie Villeneuve cephesinde de Evet, Ağustos ayında bazı ek çekimler olacağı doğru diye bilgi vermiş. Ama bu ek çekimler şu an planlanan Aralık ortasındaki vizyon tarihini değiştirmeyecek. Yani orada bir şeye kaymaya neden olmayacak demiş. E, demek film ek sahneler ihtiyacı duyulmuş. Ama çok iyi bir film olacağını ümit ediyoruz tabii. Timothy Chalamet falan başroldeydi. Biliyorsunuz Donnie döktürecek diye bekliyoruz döktürülmüş hali hazırda bir başka film olduğunu düşündüğümüz Tenet'le ilgili de Christopher Nolan bir takım bilgiler veriyor. İşte diyor ki yani hani bu arada film hakkında şimdi çekime girerken de okudum sevgili Hakan'ın köşesi yazmış işte Inception'ın aslında bir devamı gibi olacak. işte i̇şte orada gördüğümüz şu filmin yani Inception'ın sonunda gördüğümüz çocuklar büyüdü. Ve işte biri Robert Pattinson oldu falan filan diye. Yani olabilir tabii bilmiyorum ama Christopher Nolan da bu filmle ilgili işte mutlaka bu deneyimi sinemada yaşamalısınız. İşte bir takım makalelerde işte önümüzdeki 15 yılın sinema düzenini getirecek bir film falan gibi çok iddialı yazılar var. İşte Nolan'ın bu zamana kadar çektiği en iyi hani film falan diyorlar. Ya filmin kötü olacağını kesinlikle düşünmüyorum ama çok fazla bir üzerinde hype yaratılıyor böyle 15 yıllık sinema tarihini yazdı baştan bu film ya falan diye yani onu da yani biraz abartılıyor mu dedim yani. Bir de sinemada izleyelim anacım da nasıl izleyelim ya baksana 31 Temmuz'a ertelendi. Bu arada bir sürü ertelenen film var artık onların tarihlerini ta yani yazın başından beri ne yazın başısı ya. Martın başından beri sürekli tarih veriyor sürekli erteleniyor. Artık gelince izleriz. <laughs> şimdi 31 Temmuz oldu tenet. Ve e, yani nasıl olacak bilmiyorum. Yani ben çok isterim tabii ki sinemada izleyi. Ama ne mümkün yani. Zaten almış gitmiş. Bak Covid'den bahsetmedik bu hafta. Aldı yürüdü baba. Hop asker uğurlaması, nişan bilmem ne, düğün müğün, spor salonu derken. Şimdi maske tak bilmem ne tak öğrenciler bu arada sınava girecek herkese de çok başarılar. Ee, ya da girmiş olanlara bol şanslar, girecek olanlara bilmiyorum artık. Yani e, o işte nasıl olacak biliyorsunuz biraz tepki de topladı. Şimdi sen milyonlarca insanı aşırt diye sokağa çıkarıp bir odanın içine sokuyoruz yine yani. Bilmiyorum nasıl olacak ya. Ya bu virüs işi beni bayağı bir Ha, bu haftanın mod düşüklüğü de bu olsun bari. <laughs> Geçen hafta PS5'de dağılmıştık. Yani yordu. Yani Ben Mart'ın başından bu yana ilk kez bu hafta birkaç kez şirkete gittim. Şirkette de kimse yok. Yani 2-3 kişi. Ee, birkaç arkadaşımı gördüm. Döndüm birkaç saat durup. Ee, orada da tabii önlemler alınmış. işte, maske vs. bilmem ne. Sosyal mesafe okey. Ama yani bitirdi bu virüs bizi bitirdi. Kristen Stewart da Pablo Larraín'in Prenses Diana'yı koydu alacak yeni filmi Spencer'ın başrolünü üstlenecekmiş. Ee, senaryosunu Stephen Knight kaleme almış. Prens Charles'la Prenses Diana'nın 90'larda Diana'nın Prens, Diana 90 Diana Prens Charles'la evliliğini yürümediğine karar verdiği bir hafta sonu 2-3 güne odaklanan bir film olacakmış. Ee, ama tabi buradaki soru işareti Kristen Stewart'ın Prenses Diana rolü için uygun olup olmadığı yani mutlaka makyajla falan aa bu aynısın amma olmuş diyeceğimiz kıvama getireceklerdir de ee, karakter, mimik ve jestler noktasında Kristen Stewart başka türlü özellikleri olan bir aktris. Prenses Diana ile ne kadar oturur konu onu bilemedim. Diana da yani Diana'yı da çok severiz tabii Prens Charles da hikayesi. Bu arada Prince Charles'ın e, hüzünlü hikayesi için Crown'un son sezonunu da izleyebilirsiniz. Yani adamcağızın neden öyle biri olduğu. Crown da çok iyi dizidir. Yani İngiliz Kraliyet e, tarihine yani yakın tarih, yakın geçmişle merakınız varsa Crown'u böyle ekmek su gibi tüketirsiniz. The Rain diye bir dizi vardı Netflix'te. Onun da 3. sezonu 6 Ağustos'ta yayınlanacakmış. Biz onun ilk 1-2 bölümüne baktık. Bah, falan deyip bırakmıştık. Ne ara 3. sezonu gelmişti 6 Ağustos'ta yayına girmiş. Bu arada Netflix demişken House of Cards'ı bitirdik biz Funda ablanızla bu hafta. O son sezonu böyle bir açıp bu ne ya falan deyip kapamıştık. Hani izleyecek bir şey bulamayınca bari bitirelim dedik. Cık. Çok kötü olmuş. Yani müthiş bir mirası korkunç şekilde yemiş. Evet bunun için sebepler var ama. Robert De Niro, Donald Sutherland, Oscar Isaac, Anne Hathaway, Ad Astra filminin yönetmeni James Gray'in yeni filmi Armageddon Time'ın kadrosuna dahil olmuşlar. Vay vay vay. Bu nasıl bir kadro birader. Robert De Niro, Donald Sutherland, Oscar Isaac, Anne Hathaway. Hepsini de ayrı ayrı acayip severim acayip Armageddon Time dediğine göre de araştırmadım benim suçum ama böyle bilim kurgu tandanslı ya da felaket tandanslı bir filmse vay anam vay Ed ben çok beğenmiştim Ed Astra'nın e, sonu hariç her şeyi çok güzeldi sonu da böyle çok ortada kalmış Kate Blanchett'in de filmin kadrosunda olacağı daha önce duyurulmuş ulan haber bitmek bilmiyor öyle bir oyuncu kadrosu <laughs> yani vay anasını be Evet hanımlar beyler çaylarımızı tazelemek için pauza burada basalım mı yoksa devam edelim? Zaten basıp alabilirsiniz bu arada nasıl espri? <laughs> yıl sonunda Tapkan Maverick Tapkan Maverick'i şu an izlemiş böyle babalar falan diyorduk ama yok işte abi virüs bizi yedi virüs. Bir de virüs diyorlar ya özellikle yurt dışında eğitim almış e, hekimlerin röportajlarında hep virüs diyorlar. Virüs. Virüs bizi bitirdi be. Yoksa Top Gun Maverick'i izlemiştik. Miles hmm, Teller biliyorsunuz Maverick'te e, Goose'un oyunun o, 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 o Goose'un oğlunu oynuyordu. <laughs> e, sıradaki projesi de e, ak, belirlenmiş aktör denizde geçip bir grup haberi nasıl yazmışlar abi lan bu editörlerin de bir kısmı. Yani bize Oktay'la Bertan'a demiyorum tabii. Onlar da hazır haberleri yolluyorlar Türkçe, İngilizce. Neyse Deniz'de geçiyor herhalde anladığım kadarıyla aktörün oynayacağı yeni film. Bir grup arkadaşın hayatta kalma mücadelesini işleyecekmiş. Evet, Not Without Hope olacakmış. Filmin adı filmi Rupert Rainwright yönetecekmiş. Bu arada sizlere daha önce söylediğim Tom Hanks'li İkinci Dünya Savaşı filmi ki İkinci Dünya Savaşı bende her şekilde gideri olan, çalışan ve yelken açan bir konsepttir. Ki en son beleş, nerede beleş? Oraya yerleş, bedava sirke, baldan tatlıdır etkinlikleri kapsamında. World War II Call of Duty World War II'yu vermişti PlayStation Plus ücretsiz oyun olarak bu ay. Hemen yumulduk şıkır şıkır akıyor. Oyunda bazı sorunlar var ama yürüdü yani. 10 Temmuz'da Apple TV Plus'ta yayınlanacakmış. Greyhound, Tom Hanks'li 2. Dünya Savaşı filmi de. Elizabeth Moss'u da hatırlayacaksınız. Handmaid's Tale'den hatırlıyoruz. En son Invisible Man'da oynamıştı. Allah Allah. Bugün ben içtiğim çaylar, kahveler kafama mı yaradı? Bu kadar her şeyi hatırlıyorum. Normalde isimleri, filmleri hatırlamam. Neyse yeni psikolojik gerilim filmi Run Rabbit Run. Koş, tavşan koş isimli filmde oynayacakmış. Filmin senaryosunu <laughs> yazılacakmış. Yönetmenliğini yine Handmaid's Tale'den tanıdığımız Diana Rake yapacakmış. Jamie Foxx'u da çok severiz ama o yaklaşık 2014 yılından beri 6 yıldır sürüncemede olan ve Martin Scorsese'nin de bu konuya dahil olduğu yönetmen olarak dahil olması beklenen bir film vardı. Mike Tyson'ın böyle biyografik türden bir filmini de oynaması bekleniyordu. Bu sonunda hareket almış. Bununla ilgili çalışmalar başlamış. Haber de bu kadar. Yani olacak mı olmayacak mı ne zaman hayata geçecek belli değil. Ee, Matrix'e gelecek olursak şimdi Village Roadshow Studios Studios'un CEO'su Steve Bosco Matrix 4 ile başlayacak yeni bir üçleme yapılsın istiyormuş. Bu da şu anlama geliyor. Matrix 1-2-3, Matrix 4-5-6. Ee, bizim Star Wars gibi olacak. <laughs> 20 yıl sonra böyle. Bir üçleme daha. Film 2022'de gişede bekleneni verirse devamını yeşil ışık yakılacak gibi görünüyor demiş haber ama film 2022'de yani gişede beklenen, yani virüs bize bekleneni verecek mi gişede ona bakmak lazım yani. 2022'de virüs bitmiş mi olacak? O bence olmayacak. Hala bir takım önlemleri alıyor olacağız bence o yıllarda da. Ey. Onun için online'da falan bekleneni verecek mi diye. Ya şu sinema işini eve taşıma işi bir hall olsa. Peter Jackson stüdyosu Veta Digital'de animasyon bölümünü kurmuş. Jackson ortağı Fran Walsh'la birlikte bundan sonra yeni animasyonlar yazıp yönetecekmiş. Projelerse henüz açıklanmamış. Peter Jackson'dan benim başka beklentilerim var. Niye bu işleri bırakıp animasyonlara girdi? O da ayrı bir konu zira kendisiyle ilgili en az e, böyle Yüzüklerin Efendisi epikliğinde yani Rim'i saymıyoruz tabi böyle başka bir projeler beklerken böyle olmuş. Ya şimdiki haber tam böyle kalem sallamalık saçma sapan yine ya of. Indiana Jones, Jones 4'ün senaristi David Kopp, ki çok önemli bir isimdir. Beşinci filmde bir bağının kalmadığını açıklamış. Ah, kaldın mı ortada şimdi? Steven Spielberg için pek çok taslak kaleme almış. Ama Spielberg filmi yönetmekten vazgeçince Copp'ın taslaklarından da vazgeçilmiş. Yani hakikaten bazı projeler, bazı şirketler yani ellerindeki asetlerin değerini yani Indiana Jones gibi bir marka var işte Star Wars gibi bir marka var ne bileyim değerini bilmiyorlar herhalde yani. Bakkal yönetir gibi yönetilir mi ya? O yönetmenlik namazı atın o zaman o taslıkları. Ya baba geçen gün burada bize fırça atmıyor muydu filmin şeyicileri, sahipleri ya? Fanlar sakin olsun. Indiana Jones'un yapımcı koltuğunda hala oturuyor Spielberg diye. Ben ne sakin olacağım? Yaptın zaten dördü. Bir boka benzemedi. Beşi de böyle sil baştan yazarsan James Mangold yazıyormuş filmin yönetmeni. James Mangold ne zaman oldu ondan da haberimiz yok. Ey yavrum e. Çünkü hayır şöyle bir şey var. E, bunlar hiç sorun değil. Tabii ki ticari işler o değişir yönetmen, yapımcı, senarist. Sen sonuçta sarılarsın, beğenirsin, beğenmezsin. O sorun değil. Bunları beni deli eden şey. Ölüyorlar böyle abi. Abi Harrison Ford olmadan bir Indiana Jones daha çekelim. Indiana Jones çekmeliyiz abi. Beşinci film mi? Hemen çekmeliyiz falan diye. Böyle delirmeye gerek yok ya. Indiana Jones üç tane zaten misyonunu tamamlamış böyle mükemmel bir konseptle e, oturtmuş, dünya sinema tarihinde yer edilmiş nefis filmlerin var. Bir dördüncüsünü çektim. Hiçbir şeye benzemedi. Ne olduğu belli değil. Böyle ufolu mufolu. Ki Hani bağlasan güzel olacak. Neyse. Şimdi ölüyorsun böyle kendini parçalıyorsun. Beşincisini çekelim diye. Ya baba çekme ya. Çekme abi. Zorlama işler. Zorlama. Zorlama. Bak Star Wars'un da bu son üçlemesi zorlama oldu. Hadi orada bizim bildiğimiz yani genişletilmiş evrenden gelen bir hikaye vardı. Hani tamamlanabilir en azından işte Luk'un Muk'un, işte Leia'nın hikayelerini e, sona erdirecek bir konsept. Onun tamamen dışında bambaşka, yok Kylo Ren'di, Rey'li bilmem ne, saçma sapan. Köşedeki dondurmacı daha az çeşit, abi dondurma karışık hepsinden koy da yok abi şundan şunu da koymayayım gitmez diyor yani. Abi sen her şeyi içine tıkarsan nasıl olacak o iş? Sinema salonu zincirleri ve işletmecilerinin salonları yeniden atmak için açmak atmak için bugün niye böyle ya? Ağzım da korudu. Ee, i̇şletmeciler salonları yeniden açmak için 17 Temmuz tarihini hedefliyorlarmış. Bir sinema salonları 1 Temmuz'dan sonra açılacaktı biliyorsunuz. 1 Temmuz resmi olarak açıklanmıştı. Ancak faaliyete geçmek için birkaç hafta daha beklemeyi düşünüyorlarmış. 17 Temmuz tarihini planlıyorlarmış. Biliyorsunuz Türkiye'de yani açılacak sinemalar 17 Temmuz'da işte yarım kapasite ama yarım kapasite de bana saçma geliyor. Neyse zaten giden olmaz da. işte büfeler kapalı olacak, otomatlardan alınacak, yiyecekler, içecekler falan, biletler online verilecek öyle bir şey. Yani onun da bir düzeni olacak pandemiyle ilgili ama yani yine de zor. Abi yarı yani 300 kişilik salona 150 kişi sokup klimayı açmasan dert, açsan dert. O iş zor ya, zor. Zor. <laughs> o e, sistema yatırımcıları derneği başkanı abinin söyledikleri kulağımda hep. Ekim'den önce geçin diyor. Ki şimdi biz galiba yani bu kadar önlem ve ee, bu hareketlilikle anladığımız kadarıyla hani vaka sayısıyla vesaire biz ikinci dalgayı ya yemek üzereyiz ya yiyoruz. Ne yapacaksın? Nasıl açacaksın sinemayı? Bu bak. Bu Ha, akademi ödül, Oscar ödül törenleri de artelendi. Şubat 2021'den 25 Nisan 2021'e tarihte de böyle bir şey görmüş olduk ya. 1 Ocak 2020, 22, 28 Şubat. Ya uf, ne bu her şey ya bir yanlış. 28 Şubat 2021 tarihinde vizyona giren, yayınlanan, artık vizyon diye bir şey kalmadı zaten. Tüm filmler Oscar için yarışabilecekmiş. Adaylar 15 Mart 2021'de duyurulacakmış. Abi bu pandemi bizi her bakımda, her şeyi bir şeye evirdi. Her şeyi. Yani şu köşe başında lahmacun satan abiden Oscar'ın sunacak işte Aktöre kadar ya da sunucuya kadar host mu denir ya da her şeyi etkiledi abi. tarihler, filmler, çekimler, kurgular, efektler, her şey. Daha macunlar, çiğ köfteler, her şey. Ne olacak bilmiyorum valla. Bu arada geçen hafta da PlayStation PlayStation 5'in lansmanı yapılmıştı biliyorsunuz. Epi'yi de bir ben saydırmıştım geçen haftaki programda. Ee, or, Geçen haftaki programın üstünden gideyim ben. FIFA 21 Unreal Engine'e geçecek. Biz oynayabileceğiz mi falan diye hüzün yapmıştım. Ee, FIFA 21 ile ilgili ilk görüntüler ve bilgiler geldi dün ya da evvelsi gün. Ee, FIFA 21 öncelikle çıkış tarihi ya FIFA'yı ben çok oynadığım için <laughs> deli gibi. O yüzden paylaşıyorum taze bilgi olarak. E çıkış tarihi Eylül sonundan Ekim başına ertelendi. Ekim 9 olarak duyuruldu. PS5 sahipleri ücretsiz olarak upgrade edebilecekler oyunu. E öyle bir şey var. Yani işte siz FIFA 21'i aldınız. PS4'te oynuyorsunuz. PS5 çıktı. Aynen hesabı oraya aktarıp FIFA'yı download edip bir ekstra bir ücret ödemeden kullanacaklar. Yani oynayacaklar. Asıl da şöyle de bir şey var. Unreal Engine'le geliştiriliyor. Sil baştan demiştik. O haber fos çıktı. Unreal Engine'le değil yine Frostbite Engine'le çıkacak oyun bilenler bilir. Onun için hani oynanabilirlik ve grafik kalitesi tamam. Belli geliştirmeler olmakla birlikte bu versiyon gibi olacaktır. Öte yandan Horizon Forbidden Horizon oyununu bilirsiniz PS4'te, onun devam oyunu Forbidden West 2021'de PS5'e gelecekmiş. Oyunun özelliği görsel olarak size bir yükleme ekranı sunmayacak olması. Yani yüklemeler arka planda gerçekleşecek biliyorsunuz PS5'in çok hızlı SSD'leri var ve e, oyun yüklemeleri ne siz hissetmeyeceksiniz oyunu dümdüz oynayacaksınız ki bu acayip tabi yani şimdi Jedi Fallen bitirdim bir yani özellikle açılışta bir yüklemeler var o yana oy, oy. baya git çayını koy demle gel falan hala yüklüyor şeklinde Blu-ray'den oynamıştım onu İki kelam da tabii ki bu hafta PlayStation sahiplerine ağızlarının sularını akıtan 9.5-16 not almayanlarda ise Last of Us 2 oyunundan söz etmek lazım. Ee, biz sevgili arkadaşım Ali Çamarası ile ortak oyun alıyoruz. Bu oyunu da aldık. Başladık da. Gerçekten güzel olmuş. Bu şunu anlattı bana yani istenin yani Red Dead Redemption'ı da işte oynarken böyle aman dedik yani çok iyi olmuş falan. Yani istenin mesela Jedi Fallen Order'da böyle o eski işte Jedi Outcast kafalarında falan böyle yani grafik ve mekanik olarak kaldığını söyleyebilirim şimdi bu oyunu daha böyle hani birinci çok da ilerlemedim yani birinci bölümün başındayım tabii çok ama yani vay diyorsunuz ya adamlar yapmış falan oluyorsunuz o hissiyatı veriyor size o görsellik o mekanik falan yani istenince oluyor demek ki PS4 Pro hala çok güçlü bir makine geçen hafta baya bir ağlaklandık buradan PS5 falan diye ama yani önemli olan onu böyle Hani ne bileyim iyi mi yazılacak, iyi mi tasarlanacak neyse hala çok iyi işler çıkartılabilir. Yani wow dedirtti başlarken. O da tabii işte çok iyi bir oyun. Türkiye, yani biz yurt dışından alıyoruz oyunlarımızı ama Türkiye satış fiyatını bilmiyorum. Herhalde 500 liranın üstünde galiba Last of Us 2 çıkış fiyatı. Neyse şimdi ama ama hiç düşmeyelim modumuzu. Geçen haftaki patlamayalım. Ee, i̇mkanınız varsa tabii ki çok tavsiye ederim ama Last of Us'ın ilk oyununda hala çok iyi ve epik olduğunu da söylemek lazım. Ee, PS3 ile ilgili fikirlerim devam ediyor. Geçen haftalık hafta videoyu tekrar izledim <laughs> hem kurgusunu yaparken hem tekrar. Ee, gerçekten PS3 sahibi olabileceğiniz iyi bir dönem olduğunu düşünüyorum. Ee, bütçesi dar olan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Bütün yani konsolla ilgili, konsol, oyun, oyun oynama arzusu ve içerikle ilgili müthiş kataloğu ve ucuz fiyatlarıyla PS3 gayet sizi kesebilir diye düşünüyorum. Last of Us'ı da hani keyifli tüketebilirsiniz. PS4'e sonradan geldi remaster olarak biliyorsunuz. Yani PS3'te de çok iyiydi Last of Us, GTA 5 gibi oyunlar zaten aylarınızı alır rahatlıkla diye düşünüyorum. Neyse lafı çok uzatmayayım zaten bu, bu hafta uzun bir program oldu. Böyle abidik kubidik kekelik kükürük gitti ama nedense bu hafta da böyle oldu yani. Aylardır evdeyim artık biraz sanırım sıkıldım ben de. <laughs> yani hani dışarıda bir şey gezeyim bakayım yani dışarıda bu denizi denizini görmeyeli herhalde işte 3 ay oldu yani deniz nasıl bir şey lan böyle bir şey mi falan olacağım çıkınca. Yani dediğim gibi ufak ufak şirkete gidip gelmeye başladık ama hala ortamlık tehlikeli. Lütfen siz de her hafta hatırlatıyorum. E, dikkat edin. E, bu sınavların ne olduğunu artık benden geçtiği için çok tam bilmiyorum. E, türleri ve günleri, saatleri, şekilleri her şeyi değişti. Ama herkese e, başarılar diliyorum. Hepsinden önce de sağlık diliyorum. E, ve dikkat etmenizi rica ediyorum. Sosyal mesafe, maske... Ve hijyene, azami dikkati gösterelim. Ee, sonra başımız ağrırmasın. Bu arada her şeye rağmen, <laughs> tüm bu kadar olaylara rağmen çok dikkat ettiğini bildiğim her türlü konuya e, özen gösteren bir arkadaşım var. Sevgili Ufuk, ne yazık ki o da korona e, pozitif çıktı. E, Bulaşma şeklini de örnek olması açısından size söyleyeyim. Arkadaşına adı Rabisine ödünç veriyor bir acil durum için çünkü arkadaşının e, babası beyin kanaması geçiriyor. Onu acil hastaneye götürmesi için arabasını ödünç veriyor. E, daha sonra işte bu işler halledildikten sonra ertesi gün arabasını alıyor. Tabii ki hiç aklına gelmiyor. Ve iki gün sonra öğreniyorlar ki arabasını verdiği arkadaşının eşi korona pozitif çıkıyor. İki gün sonra arabasını verdiği arkadaşı pozitif çıkıyor. Ve iki gün sonra da kendisi pozitif çıkıyor. Yani bu virüs böyle bir şey arkadaşlar. Yani hiç aklınıza gelmeyecek yerden sizi vuruyor. Yani arkadaşınıza işte bir yarım saatliğine, bir saatliğine arabanızı verdikten sonra arabayı dezenfekte etmek hiç aklınıza gelmez. Halbuki gelmesi gerekirdi. Böyle bir duruma düşüyor. Ona da geçmiş olsun diyelim. Yani böyle bir virüsle, böyle bir belayla karşı karşıyayız. Hiç yani bana sorsanız bu arkadaşım hani en son bulaşacak kişilerim çünkü hani her şeye özenlidir, dikkat eder falan. Yani normal hayatında da, virüs olmadığı halde de hijyen'e çok önem verir. La diye pozitif. Yani onun için lütfen dikkatli olalım. Ee, i̇şte sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uymaya devam edelim. Bunu artık bir hayat biçimi haline getirmemiz gerekiyor. Bunu herkes söylüyor orada burada ama. Yani bir, de, sen mi söylüyorsun Hasan abi derseniz. Ya evet bir de ben söyleyeyim ki unutmayalım. Çünkü ne zaman sokağa çıksam bugün işte Funda'yı bırakıp geldim bir yere. Yani yine yasak olmasına, para cezası olmasına rağmen yine insanlar maskesiz yani. inanılmaz bir rahatlık. inanılmaz Onun için lütfen dikkat edelim. Çok uzattım. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım pazar gününüz keyifli geçmiştir. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa yeni pazar sohbetinde yine birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın.